Var diyorsun, hmm. Tamam. Tamam, alırız onu. Geçeriz oraya doğru. Tamam, normal kireç değil. Normal kireç değil. Tamam. Ama tarım kireçliğe geçiyor. Bir buçuk dönümün bir dönümünü biz yaptık ve yarısı bir 500 metrekaresinde şahit olarak bıraktık. Dedik ki orada ne yapıyorsanız aynısına devam edin. Ve sonuçta şunu gördük ki sadece 3. sürgünde bile 3,5-4 kata varan bir verim farkı var. Yani bu bir tarafta dekara 500 kilolarda dolaşan bir verim, diğer tarafta kimyasal gübreyi bile aşan bir verim söz konusu. Biz burada aslında bilinen şeyleri tekrarladık. Sadece düzgün yaptık. Bu birçok akademik çalışmanın yapıldığı, önerildiği şeyler. Biz bunları uyguluyoruz. Aslında çok çok farklı şeyler değil. Ve burada vatandaşlar da bunu gördü. Bu farkı şurada yoldan geçerken bile fark edilecek bir şey var, yükseklik farkı var. Bu umuyoruz ki bütün bölgede toprağa sahip çıkan, tarım tekniklerini doğru kullanan bir tarım şekliyle bu organik tarımdaki verim kaybını durdururuz. Burada somut olarak, matematiksel olarak şunu gördüm. Dekara uyarladığım zaman da şahit nümene, yani kontrol bahçesinde uygulama yapmadığımız tarafta 143 kilo çay topladık. Bu tarafta, yani uygulama yaptığımız bahçede 435 kilo çay topladık. 3.7 kat 3. sürücüde ve buradan gezen herkes burada 3. sürücüde olan çayı 1. sürücüde hiçbir bahçede görmediğini söyledi. Biz de görmedik zaten burada arkadaşlara sorarsan köylü burada yaşayan insanlar her gün gelip geçiyorlar caminin yani zaten. Bunu somut olarak görürüz. Emal Vakfı gelip burayı bir düzenleme yaptığı zaman gerçekten bu farkı görünce ben yaşım 70. Gittim çaylıklara bir bakayım ben de bunların halini dedim. Gerçekten otini almaktan, gübresini koymaktan, bir çalışma vermekten mutlaka karşılığı farklıdır ve var. Zorluğu, bu işi, her işin bir zorluğu mutlaka vardır. O ayrı bir olay. Şu anda Ekim ayındayız. Bu çaylıkta 4. sürgün diyebileceğimiz sürgünlerin tazeliğine, iriliğine ve güzelliğine bakın. Gidin bir başka çaylıklarda, bir başka arazide gidin bakın. Şu tazelikte ve şu bu sürgünde bulamazsınız. Hemen yan tarafında da var. Bu kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum tabii.